Salih Tuna, kimle dans ettiğinizi bilmiyor musunuz yoksa? Direniş cephesini tahkim etmek yerine bozgunculuk yapanların işine yarayacak şekilde laiklik vesel gibi tartışmalara neden oluyorsak ya karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi hala fehme edemiyoruz ya da kimlerle dans ettiğimizi bilmiyoruz demektir. Karşı karşıya olduğumuz tehlike Türkiye'nin tarihin nesnesi olmaya ila nihaya mahkum edilmesi, tarih önüne çıkma cesaretinin hepten kırılması, milli dinamiklerinin bir daha dirilemeyecek denli tarumar edilmesidir. Hülasa Türkiye'nin diz çöktürülmesidir. Bunun içinde çok uluslu Ebu Cehiller bir süredir son derece sistemli şekilde saldırmaktadırlar. Müstekbirler saldırırken bozgunculara düşen görev, Irak işgali için Amerika demokrasi götürüyor diye PR yapan sömürgeci aydınları gibi bu saldırının demokrasi adına yapıldığını söylemek, üst akıl gibi kavramlaştırmaları itibarsızlaştırmak, sulandırmaktır. Gerçi birileri için bu da gayet doğaldır. Bir sabah kalktım ki muhalif oldum modundaki AKP'li fırıldakların bize saldırmıyorlar. Bize öpmeye çalışıyorlar yolu. Eblehliklerine takılmayın. Nihayetinde herkes görevini yapıyor. Bizim görevimiz kardeşlerim topyekün direnmektir. Üst aklın uluslararası toplumu yönlendiren algı teknikleriyle, FETÖ ve PKK gibi taşeron örgütleriyle, neomandacı veya sömürgeci aydınlarıyla başlattığı bu korkunç kuşatmayı yarmak için direniş cephesine alabildiğine tahkim etmek zorundayız. Sömürgeci aydınlar çatallı dilleriyle matine suare bozgunculuk yaparken, toplumun tüm irtibat tellerini zehirleyen kumpasçılar, sözcü ve cumhuriyet gazeteleri üzerinden Kemalistleri bile Pensilvanya'ya asker yazarken, İç savaşa aşerenler ve polisimizi askerimizi katledenler ve Birleşmiş Milletler AK Parti'yi incelesin, NATO Türkiye'ye müdahale etsin diyenler ve PKK terörüne uluslararası destek isteyenler kuşatmayı genişletmek için müttefiklerini çoğaltmaya çalışırken, siz kumda oynarcasına layıklıktan bilmem neden den vurursanız bozguncuların ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Türkiye'yi hizaya çekmek isteyen uluslararası istikbara karşı direniş cephesini alabildiğine geniş tutmak şarttır. Deniz cephesi. Laik, antilay, kemalist, anti kemalist, dindar, ateist, Kürt, Türk, Lans, Çerkez, Velhasıl, Türkiye, Türkiye'den yönetilsin diyenlerden mürekkeptir. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde direniş cephesinde yer alanların her şeyden evvel kuşatıcı, toplayıcı olmak mükellefiyetleri vardır. Kimlerle dans ettiğini bilmemek, vurdum duymazlık, aymazlık, uyur gezerlik değilse strateji ve taktikten bir haber olmaktır. Sizin FETÖ diyerek topyekün mücadele verdiğiniz örgütün tertiplediği 14. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ne stratejik olarak bellediğiniz ülkenin başkanı Barack Obama özel bir mesaj gönderip dünya genelinde genç insanları bir araya getirmek için harcadığınız çaba ortak insanlık olarak bizi birbirimizden ayıran engelleri aşmak için sahip olduğumuz gücü bize gösteriyor diye iltifatlar yağdırabiliyor. El Kaide veya Daesh terör örgütünün İstanbul'da konferans tertip ettiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir mesajla bu konferansa iltifatlar yağdırdığını düşünebiliyor musunuz? Sizin silahlı terör örgütü dediğiniz PYD, PKK'nın Suriye'deki örgütü içinde bizim Suriye'deki kara kuvvetlerimizdir diyebiliyorlar. Uzun lafın kısası, kiminle dans ettiğimizi bilelim. Bilelim ki direniş cephesinde gedik açmak isteyen bozgunculara malzeme vermeyelim. Salih Tuna, Yeni Şafak